Merhaba arkadaşlar, Kadir Burçan'ın ekranlarından hepinize kucak dolu selamlar. Ben Kadir Can ve bugün gördüğünüz gibi RPG Maker ve X-Ace kullanımı hakkında detaylı bir video çekmek istedim size. Oyun yapımı, oyun nasıl yapılır serisi için. Uzun bir aradan sonra devam ediyoruz. Bu arada kendime bakayım nasıl gidiyor. Tamam, gayet güzel her şey. Öyle gözüküyor en azından şimdilik. İlk olarak arkadaşlar, programa genel hatları da tanıtmıştım zaten. Şimdi öncelikle hemen şuraya gelip File, New Project kısmına tıklıyoruz. Burada Project alt yerine deneme olsun ismi. Bu kaydedeceği yeri seçiyorsunuz. Burada dosyaları nerede olsun, proje dosyalarınız, bunu okey dedikten sonra yeni projemiz böylelikle açılmış oluyor. Şimdi nedir ne değildir onun üzerine birazcık bahsedelim. İlk olarak arkadaşlar şu gördüğünüz map yazan yer, yani F5'e bastığımızda çıkan, bu bizim haritayı dizayn etmemizi sağlayan katman. Yani 3 katman olarak düşünelim bunu. Map katmanı var. Burayı boyayabiliyoruz. Şimdi göstereyim hemen hızlı bir şekilde, şu şekilde. Event katmanı var. Bu o noktaya geldiğinde ne olsun diye. Bir de region katmanı var. Burada da sınıflandırabiliyoruz. Yerleri mesela şuraların hepsini birinci şey yapabiliyorum. Alan falan. Onun ne işe yaradığını ileride anlatacağım daha detaylı bir şekilde. Şimdilik gerek yok. Şu event'i de kaldıralım şuradan. Hop, kaldıramadık. Neyse, tamam, kalkar yerinden. Şimdi haritayı, malzemelerimizi şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Öncelikli olarak haritada 3 ya da 4 katman var, şu anda yanlış hatırlamayayım. Katman dediğim, temel olarak bize gelen, çok fazla ığılıyorum yine kusura bakmayın. Temel olarak bize gelen 3 tane design tipi var. Bunları şöyle gösterecek olursak, bir tanesi field, bir tanesi exterior yani dış tasarım, bir tanesi interior yani iç tasarım oluyor. Bir tanesi de dungeon, bu da zindan, mağara, bu tarz yerlerin şeyi. Yani bu ne demek? Örneğin field seçtiğinizde solda görüyorsunuz, ekranın sol tarafında dağ var, ağaç var, ufak ufak. Exterior seçtiğimizde ise birazcık daha farklı materyaller oluşuyor. Gördüğünüz gibi duvarlar, tavanlar, merdivenler, yollar, taşlar, börtüler, böcekler. Bina dışı dizaynları, pencereler, kapılar, işte çadır bilmem ne, ya da yine onun gibi dekorasyon malzemeleri bu şekilde. Aynı şekilde interior yaptığımızda da adından anlaşılacağı gibi iç malzemeler, yani evin iç kısmı oluşuyor. İşte yok, tabureler, mabureler, fasafiso, tırıvırı, içecek, yiyecek, bunları bulabiliyoruz. Yine aynı şekilde son parçayı da göstereyim. Dungeon. Dungeon'da da gördüğünüz gibi ilginç materyaller var yine. Bu da hani birazcık dungeon havası katmak için, zindan havası, böyle korkutucu olabilir işte. Birazcık daha ortam mimarisine uygun. Şiraylar bilmem neler falan filan. Neyse, biz ilk şeyimize geri dönelim çünkü oradan başlayacağız. Field. Okey dedik. Şurayı bir düzeltelim. Bu suyla olsa aynı değil ama olsun, bakın ne olacak. Şimdi arkadaşlar, öncelikli olarak şurada gördüğünüz gibi iki katman var. Bu haritayı yine aynı şekilde bunun için. Şimdi haritamızın boyunu ayarlayacağız. Map Properties'e geliyoruz. Oyunda yapabileceğimiz en küçük harita bu, 17'ye 13 oluyor en küçük. Atıyorum 20'ye 20 olsun burası. Şeyi, field. Name'ini arkadaşlar kesinlikle iyi bir kodlama alışkanlığı olsun size. Yani harita neyle ilgiliyse ona göre bir isim verir. Hani böyle map 001 olarak kalmasın. Çünkü atıyorum ileride 15-20 tane harita yaptınız. Gene hatırlayabilirsiniz de, baya büyük bir oyun yaptığınızı düşünün. Orada işte atıyorum bilmem nere map 152 neresiydi falan filan. Aramakla uğraşmayın. Ya da atıyorum siz bunu verdiniz. Bir arkadaşınıza kodlarını, dosyalarını, datalarını verdiniz. Arkadaşınız inceliyor bunu. İncelemesi açısından birazcık daha kolaylık olması için bunu hani map 001 yerine atıyorum başlangıç diye yazarsanız, ona da okurken hatta Türkçe karakter de kullanmazsanız daha iyi olur bazı programlarda. Ya o da yine bir alışkanlık olsun bazı programlarda, çünkü Türkçe karakter girdiğinizde sıkıntılar yaşanabiliyor. O yüzden adını başlangıç yaptık, 20'ye 20. Şimdi haritanın buralarını boyayacağız, fakat illa böyle mi boyayacağız kalemle? Hayır. Burada bunun için aletlerimiz var. Rectangle var, dikdörtgen demek ya da dörtgen demek.
Bu şekilde komple haritayı tarayabiliyoruz. Ya da istersek gördüğünüz gibi burada aynı Paint'te olan kovamız var. Tıklıyoruz, her yeri boyuyor. Aynı desendeki. Şimdi bir her yeri kapayalım şöyle. Ondan sonra karar verelim nasıl yapalım. Burada yine elips yapabiliyoruz. Hemen göstereyim. Şöyle ilginç tasarımlar olsun. Her ne kadar ne kadar büyütürsek şekli birazcık daha mantıklı bir elipse benziyor. Böyle yapalım bir tane. Bir tane de şöyle koyalım. Bir tane de şöyle koyalım. Böyle harita dizayn ediyorum kafama göre. Bu üst taraf olmadı. Ctrl Z ile geri alabiliyoruz ya da şurada geri al tuşu var zaten. Ne renk olsun? O da şöyle olsun. Tamam. Daha sonra atıyorum şuraları daha yerleştirelim. Şöyle rastgele daha koyuyorum. Hani herhangi bir mantık aramayın. O yüzden haritanın şurasına bir uçurum yaptım. Ondan sonra şuraları ağaçlandıralım falan filan. Fındık fıstık. Böyle orman yaptık dağların arkasına. Daha sonra geldim buraya atıyorum ne yapsam. Yani oyunumuz nerede başlasın? Ya da nasıl başlasın diye düşünebiliriz. Buradan hemen geldim. Şöyle seçtim binayı. Şato gibi bir şey. Yerleştirdim buraya. Aynılarını kullanmamaya özen gösteriyorum ki biraz daha hoş dursun diye. Hepsine farklı bir şey koydum. İsterseniz şu şekil uçan şeyler de yapabilirsiniz. Altını boşaltıp böyle havada duruyor gördüğünüz gibi. Böyle bir şeye benzemedi. Oraları şu duvarla kapayalım. Bu da yine güzel olmadı neyse. Tıf tıf tıf. Öylesine koydum şimdi. Uğraşmak istemedim şimdi ya da uğraşalım. Harita tasarımlarımız genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz malzemeleri kullanarak yapıyoruz. Haritayı bu şekilde. Daha sonra atıyorum bu harita bitti. Şimdi yeni bir harita oluşturmak istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Hemen şu görmüş olduğunuz deneme yazan projemizin altındaki herhangi bir boşluğa sağ tıklıyoruz. Zaten çıkıyor. Direkt New Map. Ayrıca Insert tuşunu da bunun için kullanabiliyormuşuz. Basıyoruz. Yine gördüğünüz gibi harita çıktı. Şimdi bunun adı ne olsun? Atıyorum. Şimdi biz hangi sarayı dizayn edelim? Şu maviyi yapacağız mesela. Hemen mavi şato yaptım. Hemen eksteriyorum seçtim. Haritamızın boyu 20'ye 20, 25'e 25 olsun ya da 25'e 20 olsun. Fark etmez dikdörtgen ya da kare olması. Başka başka. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu haritayı istersek projenin altına atabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bir saniye şunu boyayayım. Birazcık boş kaldı, öksüz kaldı. İsterseniz projenin altına direkt atabiliyoruz ana bir harita gibi. İstersek de başlangıcın altına atabiliriz ki ben bunu başlangıcın altına atmanızı tavsiye ederim. Yani birazcık dallana dallana gitsin projeniz. Atıyorum sonra buraya evi yaptık. Bunun içine başka bir ev oluşturacağımız zaman da şatonun altındaki klasörü atarsanız sizin için değişiklik yaparken falan daha rahat, daha hızlı bir şekilde değişiklik yapabilirsiniz. O açıdan daha rahat olur. Şimdi basit hatlarıyla yine bir şato tasarlıyorum hemen. Şurada büyük çatılar vardı yanlış hatırlamıyorsam. Hangisinden koyalım? Bir tane şöyle koyalım. Oo yanlış yaptık. Kovada kaldığı için. Bir tane şöyle koydum. Ups. Çift çift çift. Ne yapsak şöyle yapalım. Tamam oldu gibi. Bu olmadı. Bir tane lazım oraya. Şu mu? Hangi parça lazım ya? Sen de değilsin. Sen misin acaba? Sen de pek uymadın. Seni koyarsak oldu herhalde. Aynen. Daha sonra şu şekil. Hop. Gel böyle.
Tamam, oldu. Gayet hoş bir şekilde hallettik. Herhangi bir sıkıntımız çıkmadan. Gördüğünüz gibi bir tane çatı tasarımımızı yapmış olduk. Hatta bunu isterse genişletebiliriz. Fakat ben basit bir şey yapacağımız için fazla uğraştırmıyorum. Kale yapacağız dedik. Binayı birazcık yüksek yapmak istiyorum mesela. Normalde ya tek blok yaparsınız arkadaşlar, bunu şöyle göstereyim. Ya şöyle yaparsınız. Ki bu ufak evler için daha hoş duruyor. Hani böyle büyük bir binaya güzel olmuyor açıkçası. Ya da birazcık daha koyarak altına, hatta 3 kutu, 2 katlı bir bina yaptık. Şimdi kapısını, camlarını nasıl tasarlayacağız? Hatta mesela duvar malzemesini şundan da yapabilirmişiz. Öbürü daha mı iyi? Kararsız kaldım doğrusu. Bunu deneyelim. Yok, bu uymadı. Tam bu şekilde kalsın, bir sıkıntısı yok. Malzemeleri ayarlayabilirsin. Hani bunlar birbiriyle uyumlu malzemeler değil. Sadece öyle hoş gözükebilir diye koymuşlar. Şöyle beton falan da yapabilirsiniz istiyorsanız. Daha sonra geliyoruz arkadaşlar, hemen B kısmından burada pencereyi oluşturacağız. Şu şato olduğu için kapıyı mesela birazcık büyük mü yapsak? Nasıl yapalım? Şöyle yaptım. Video üzerine şunları koydum. Şöyle hop olmadı. Neden? Çünkü şunu koymam lazım. Böyle büyük bir şatomsu bir yer yaptık. Daha sonra pencerelerini tasarlayalım. Bir tane şöyle koydum. Bir tane şöyle koydum. Bir böyle koydum. İki de böyle mi koyayım? İki de böyle koydum. Olabildiğince simetriklikten kaçınırsanız arkadaşlar daha hoş bir görüntü elde edersiniz. Onu da belirteyim. Sonra üst kat içinde şöyle, onu da hizasına koymayalım, şöyle koyalım. Buraya da şuraya koyalım, bir tane pencere koyduk. Böylelikle şatomuzun dışını halletmiş olduk. Şato dediği de aslında binamız diyelim, resmi bir bina oldu. Önüne hemen aydınlatma koyuyorum. Hop, iki tane koydum aydınlatmamı. Şöyle taşların da yolunu yapalım. Bu taş pek olmadı gibi açık yol için. Tamam, şöyle yaparız. Çift gidiş. Fakat belediyenin önündeki yol birazcık daha düzgün olur. Yani en azından budanmış olur diyelim. Şöyle yapalım. Orayı nasıl halledeceğiz? Çift çift çift. Şöyle yapsak. Neyse, olduğu kadar. Basit bir şekilde yaptığımız için sıkıntı yok. Daha sonra bu şekilde yaptık. Etrafına mesela çit çekmek istiyoruz. Burası büyük bir bina. Çok fazla şey yapıyorum. Neyse. Şöyle de çit çektik. Fazla çektik bir tane. Bu şekilde ilginç bir çitlendirmemiz oldu. Şimdi bakalım başka ne ekleyebiliriz. Kusura bakmayın. Daha sonra gelelim. Ya binanın dışını artık bitirdik. Şimdi hızlı bir şekilde içini basit bir şekilde tasarlayalım. Hatta kapıya şöyle ne koysak? Banka olsun mesela burası. Şöyle tabelasını da astık. Daha sonra hemen içeri geçeceğim. Ondan sonra da birkaç şey daha gösterip bu videoyu burada sonlandıralım. Yine new map dedim. Map'imizin adı Mavi Şato İç diyorum. İçeriği interior seçtim. Boyutu kaça kaç olsun? 26'ya 26 olsun. Ya da yok, biraz büyük oda olabilir. Ama biz basit bir kısmını yapalım. Sıkıntı yok. Sadece amaç burada göstermek zaten. Yine şatonun altını açtım gördüğünüz gibi dosyayı. Hani istesem buraya da atabilirdim. İstesem buraya da atabilirdim. Fakat böyle karışık oluyor. Biz direkt şatonun altına atalım. Şimdi şatonun içini nasıl dizayn edeceğiz? Aşağısı bir kere taş olsun şöyle komple.
ama daha hoş bir mimari elde etmek için arkadaşlar binalarınızı olabildiğince şekilsiz yapmaya çalışın. Yani bu ne demek? Şimdi göstereceğim size. Mesela atıyorum. Hop getirdim böyle. Hop getirdim böyle. Daha sonra aldım elime taşı. Şunu alalım mesela. Bu biraz kale duvarıymış ya. Bunu beğenmedim. Hangisini koyabiliriz mesela? Bum bum bum. Neyse neyse neyse. Şunu alalım mesela ya da bunu alalım. Hop yerleştiriyorum. Ondan sonra hemen şuraya da yine aynı şekilde. Bu şekilde yaparsak daha hoş olabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda böyle binamın henüz bitmese de tıpçiki tıpçiki şu anda bitti sayılır. Aynen bitti. Gördüğünüz gibi yok bitmemiş aslında. Neyse siz aşağısı yokmuş gibi düşünün şimdilik. Bu şekilde ama öyle olmadı. Her şeyi küçültelim diyeceğim. Fakat yine olmayacak. Uzatalım ne yapacağız? Kusura bakmayın. Hemen uzatıyorum aşağıya doğru. Gördüğünüz gibi ilginç bir mimari yapmış olduk. Şuraları dolduruyorum hemen. Dikkat ederseniz böyle farklı bir tasarım oldu. Hatta taşların rengini değiştirelim. Bu şeyle uyumlu olsun. Parke olabilir. Gördüğünüz gibi gayet hoş bir kafe oldu. Ya da isterseniz mesela şeyi yaptık. Ondan sonra atıyorum şuraya. Burası lüks bir yer. Hop kırmızı halıyı çaktık. Ondan sonra atıyorum şu arkada masa tasarımı yapacağız. Yere bir hasır halı attık. Hatta halıyı böyle attınız. Bunu daha güzelleştirmek için benim yaptığım şey şu. Mesela ortasına şöyle daha farklı şeyler yapabiliyoruz. Klasik Türk motiflerinden yola çıkarak böyle ilginç şeyler yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi gayet ilginç bir halı oldu. Hani ortası olmamış diyebilirsiniz. O zaman mavi koyun. Ya da köşelere de bir şeyler ekleyin. Ya tamamıyla sizin zevkinize kalmış. Şöyle yapalım hatta. Şuraları da şöyle, şuraları da şöyle. İlginç bir halı oldu gördüğünüz gibi. Tamamıyla sizin zevkinize kalmış arkadaşlar o konuda hani bir şey diyemeyeceğim. Bu arada şurada havuz yapmak isterseniz mesela şöyle köşeye havuz da değil aslında taştık. Jacuzzi'msi bir alan. Şundan değil mesela evin içinde olduğu için. Şundan olabilir şu malzemeden ya da böyle de olabilir. Bu biraz daha dış bahçe için gibi duruyor. Atıyorum şuraya şöyle ufak bir jacuzzi yaptık. Hemen geldim şuraya bir masa attım birkaç tane. Şunlar biraz yakın oldu birbirine. Şöyle iki masa, üç masa attım. Tamamıyla sizin zevkinize kalmış. Hani yani hayal gücünüzdeki yapabileceğiniz şeyler bunlar. Atıyorum ne eklesek ne eklesek. Jacuzzi'nin oraya perde ekleyelim. Hop. Şuna yine kalemi alalım. Şöyle bir perdeleme sistemi yaptık. Hani adamlar görmesin diye. İsterseniz kaldırabilirsiniz. Olmadı derseniz. Dediğim gibi tamamıyla keyfinize kalmış. İstediğiniz her şeyi ekleyebilirsiniz. Sonuçta evin içine pencere de koyarsanız aslında güzel olabilir. Şöyle ufaktan koyalım. Neredesiniz? Bulduk. Tabii ev içi pencerelerini biz ev küçük tasarladığımız için normalde iki kat yapmamız gerekiyordu.
Şimdi oldu. Yani öteki türlü adamımızın boyunda oluyor her şey. Hoppa, hoppa. Tamam. Hemen ev penceremi şöyle yapıştırdım. Eve iki tane pencere şuraya, bir tane buraya koydum. İstersen mozaikli koydum, istersen şeyli koydum, perdeli. Şimdi bu boşlukları ne yapacağız? Boşlukları isterseniz arkadaşlar karartabilirsiniz. Karanlık bir maddeyle, gördüğünüz gibi şununla. Yokmuşçasına oralar davranabilirsiniz. Veyahut da meyhaneye. İsterseniz mesela her ne kadar bulamasam da burada değil. Şöyle mesela atıyorum taşlık yapabilirsiniz. Sanki ama bunun için dış tasarımla da birazcık alakalı yapsanız hoş olabilir. Mesela atıyorum dış tasarımdaki evin yolu şuradan geçiyor. Oraya yol ekleyebilirsiniz. Biraz fazla oldu. Neyse kovayla 2 saniye yapalım. Burayı da şöyle yapabiliriz. Hatta daha gerçekçi olması için dışarıya da objeler ekleyebilirsiniz. Atıyorum. Şöyle bir kolon diktim dışarıya. Yine kova açık kaldığı için sağ olsun kovacık. Böyle koyabiliriz. Gördüğünüz gibi şimdi bir de gölgelendirme tekniğinden bahsedeceğim arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz shadow pen diye bir olay var. Bunun amacı ışığın nereden geldiğini daha rahat kestirmek için böyle bir alet yapmışlar. Mesela şu anda gördüğünüz gibi duvara, şu gördüğünüz alanda güneş soldan vuruyor diye düşünecek olursak, çünkü şu tarafta hiç gölge yok. Fakat bu tarafta da tek satır gölge var. Halbuki duvar daha yüksek olduğu için daha fazla gölge olması lazım. Mesela burayı kalemimizle istediğimiz gibi gölgelendirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi daha gölge oldu. İstersek tekrar üzerinden geçerek de gölgeyi kaldırabiliyoruz. Bu şekilde. Burada başka eklemek istediğim bir şey var mı? Yere mesela kitap koyalım 2 tane. Olmadı. Çünkü gölge kalemindeyiz hala. Yere 2 tane şöyle kitap koydum. Buradan mesela eşyaların hepsini topluca seçerek de yerleştirebiliyorsunuz. Mesela gördüğünüz gibi hepsini yere yığdım. Tek tek de koyabiliyorsunuz aynı zamanda. Şimdi arkadaşlar basit bir şekilde harita geçişlerini gösterdikten sonra bugünkü dersimizi bitirelim. Haritalar hakkında birçok bilgi edindik. Çünkü şimdi harita katmanını da birçok değişiklik yaptık. İlk olarak şehrimize nasıl gideceğiz? Onun üzerine bir çalışalım. Hemen geliyorum. Event kısmını açıyorum. Yani bir üst katmana çıktım. Burada atıyorum şehrimizin neresine gelince başlayalım. Atıyorum şuraya gelince. Fazla yürütmek istemiyorum adamı. Başlangıç stili Action Button, yani herhangi bir tuşa, Enter ya da Space'e, oyunu hangi tuşa ayarlıyorsa ona basarak başlatma. Player Touch, yani o seçili olan karenin üzerine oyuncumuz temas ettiğinde başlayacak. Event Touch, eğer event bu yine o karenin oyuncumuza değmesiyle oluyor. Fakat aralarındaki fark, Player Touch'ta bizim değmemiz gerekiyor. Event Touch'ta da yanlış hatırlamıyorsam hareket ettirebiliyoruz şu eventleri. Şuradan gördüğünüz gibi Fixed, Mixed, Random Approach falan. Onun değmesiyle oluyor. Paralel proseste başka bir işlemin devamında, ikinci bir işlemin devamında gerçekleştirdiğimiz zaman gerçekleşiyor. O oranda kendiliğinden çalışıyor. Fakat biz Action Button yapalım. Hani karakterimiz haritayı seçme özgürlüğü olsun. Buradan hemen Contents'ta şu gördüğünüz alanı çift tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bir sürü alan açıldı. Bu arada program için herhangi bir şekilde basit bir oyun yapmak istiyorsanız kod bilmenize kesinlikle gerek yok. Onu da baştan söyleyeyim. Ben oyun yapmak istiyorum. Abi hiç kodlama dersi almadım. Bu konu hakkında hiçbir bilgim yok diyen arkadaşlara da buradan belirteyim. İkinci sayfaya geliyoruz arkadaşlar. Burada movement kısmında transfer player var. Transfer player'ı bir kere sol tıklıyoruz. Ondan sonra direct destination diyor. Ya da burada destination'ın koordinatlarını söylüyoruz. Map ID buradan seçebiliriz. Biz map'imize ID girmediğimiz şey. Biz bunu daha basit bir şekilde yapmak istiyoruz. Direct destination'a tıklıyoruz. Şurada gördüğünüz 3 nokta var. Ona bastıktan sonra bütün haritalar geliyor. Hemen orada şey yaptıktan sonra, oraya gittikten sonra şurada başlayalım oyunumuza. Okey dedim. Apply. Şimdi mavi şato kısmına geldim. Burada şurada başlıyordum. Buraya geliyorum. Hop. Transfer player. Yine action button. Mavi şato iç. Kalenin içinde şurada başlayalım mesela. Okey. Okey. Apply. Şimdi şatoya girdik. Şatodan bir de çıkış koyalım.
Yine aynı yere yanına koyabilirsiniz. Bir şey fark etmiyor. Koydum, yanına koydum. Transfer player. Yine aynı şekilde 3 noktama tıkladım. Mavi şatonun önüne çıkın. Kapının içine çıkmayalım. Bir sıkıntısı olmaz arkadaşlar. Onu belirteyim. O açıdan şey yok. Buradan da istiyorsanız bir de geri dönüş ekleyelim ana haritamıza. Transfer player. Giriş, başlangıç. Nereden çıkalım? Önünden çıkalım. Okey, okey. Apply, okey. Şimdi oyunumuzun sesi başta yanlış hatırlamıyorsam biraz yüksek kalıyor. Burası değil. Database. Sistem. Çıp 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 çıp. Title screen. Şunun volümünü kısalım. Okey. Apply. Ve şimdi hani oyunumuzu haritasının bir kısmını bitirmiş olduk. Yani bir haritayı bitirmiş olduk. Ayarları kaydedip oyunumuzu test edelim bakalım. New game. Gördüğünüz gibi haritamızda gezebiliyoruz. Burada evimizin üzerine de gelebildik. Fakat biz şuraya koyduk. Enter'a bastım, gittim oraya. WASD ile oynanmıyor oyunumuz şu anda. Gördüğünüz gibi kalemize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Hop daldık içeri. Burada yerde bir sürü malzememiz var. Şurada jacuzzi'miz var. Her ne kadar şu anda giremesek de orada bir jacuzzi var. Bu şekilde dikkat etseniz evin hani böyle bir burgu makarna şeklinde olması birazcık daha mimarisini hoş gösteriyor. Yani benim fikrim bu. İlla burgu makarna yapmanız gerekmiyor. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra çıkıyorum buradan. Sağ henüz bir şey eklemediğimiz için gerek yok. Sola doğru gidip hop başladığımız yere bıraktığımız yerde çıktık. Gördüğünüz gibi orman. Ormanları gezebiliyoruz fakat boşluklardan aşağı düşemiyoruz. İlerleyen vakitlerde buraları dolduruyoruz. Başka şeyleri ekleriz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde arkadaşlar karakter generator yani karakter tasarlama aletimiz var. Onun hakkında birazcık daha player eventler hakkında bahsedeceğim. Daha sonra 3. videoda görüşeceğiz. 2. videodan sonra mantık yani ne kadar güzel açıkladıysam 2'den sonra 3 gelir. Bu şekilde arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Seriyi beğendiyseniz kesinlikle like atmayı unutmayın. Ya da arkadaşlarınıza da izletebilirsiniz. Dediğim gibi RPG Maker VX Ace kullanmak için kesinlikle bir kod bilgisine gerek yok. Her şey hazır. Yani aslında kod bilgisine gerek yok oyun yapmak için. Fakat oyununuzu geliştirmek istiyorsanız yine birazcık kullanabilirsiniz. Şurada script editörden göstereyim onu da. Fakat bunlar hiç gözünüzü korkutmasın. Bizim için zaten oyun burada bir sürü şey yapmış. Ben hiç bilmiyorum. Bunları hiç açmanıza bile gerek olmayacak. Benim anlattığım yöntemlerle. Bu şekilde bugün neler öğrendik? Kısa bir şekilde özet geçeyim. Haritamızın 3 katmandan oluştuğunu öğrendik. Bunlar map, event, region katmanları. Nasıl haritadan haritaya geçilir? Onun üzerine şey yaptık. Bir de temel harita tile setleri yani dekor üniteleri hakkında birazcık bilgi edinmiş olduk. İzlediğiniz için hop konuşamadım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.